İyi akşamlar sayın seyirciler. Gündemi hızlı hızlı geçtiğimiz Ters Köşe programında bu sefer de Ali Ece ile birlikteyiz. Hemen konulara başlıyoruz ve geri sayım birazdan başlıyor. İlk konumuz ne? Süper Lig fikstürü çekildi. Şampiyonun en büyük adayı kim? Vitor Pereira, Mario Gomez, Max Cruze'ye bağlı. Mario Gomez abi çok şeye bağlıymış o, nasıl iş? Sürem 3 dakika bilmiyorum. Ben onu açıklayayım 3 dakikada dilim döndüğünce. Mario Gomez dönerse geçen sezon bıraktığı yerden devam ederse Beşiktaş. Eğer Vitor Pereira geçen sezon yaptığı hatalardan ders çıkartır, son bir ayda oynattığı hücum formatında oynatırsa, yani daha ofansif, Fenerbahçe daha önde oynarsa, o zaman Fenerbahçe. Max Cruze gelirse Galatasaray'daki tam bir eksik parça. Bu kadar. Peki 3'ü de oldu. Üçü de oldu. Çok güzel. O zaman Beşiktaş. Çünkü bir önceki sezon aynı teknikadan başarmış. Yani Mario Gomez gelse Beşiktaş 1. Peki Vitor Pereira ders çıkarırsa geçen sezondan Fenerbahçe 2. Sıralamam öyle. Max Cruze gelse Galatasaray 3. Diğer ikisi olmasa Max Cruze gelse ama Galatasaray 1'e çıkabiliyor o durumda değil mi? Şu tabii anda ki, tabii, ki, tabii ki. Kesinlikle. Peki şampiyon olmuş bir takımın belli bir tatmin olma şeyi var mı sence? Yok. Yani, eskisi kadar açı olmama gibi bir durumu. Kesinlikle yok. Çünkü yani mesela bu biraz takımdan takıma değişir ama Juventus en güzel örneği. Abi şimdi Juventus oyuncu grubuna bağlıdır. Oyuncu grubuna bağlı da Buffon her sene şampiyon olmak ister. Ya şimdi ekstremist ve şampiyon olması için her şeyi yapar. Peki ekstremist durumları bir kenara bırakıyorum. Genel geçiyorum. Herkes Buffon'a örnek alsın. Niye ekstremist olsun ki? Asıl böyle normal olan Buffon ki. Tamam da diğer normal tembel futbolcu maç seçenlerinki böyle ekstremist. Sen örnek olduğu için söylüyorsun Buffon. Tamam, Buffon iyi bir örnek ama genel geçer örnek o mudur abi? Genel geçer örnek değil. Genel geçer örnek Buffon olsun. Biz de izleyiciler ama doyalım. Değil. Ben var olanı söylüyorum. NBA'de hiç var mı sizin NBA'de böyle işte ya doyan işte Michael falan Jordan, var Michael, bak Michael Jordan, Kobe Bryant var, Tim Duncan var ama diğerleri peki, o kadar öyle doyan var mı? Doyat da biz bu sene şampiyon olmayalım diyen var mı? Şimdi öyle bir şey demiyor abi, gene ekstreme götürüyoruz. Ama aynı açlıkla, aynı istekle, aynı mücadele gücüyle, aynı nasıl derler, ekstra motivasyonla hareket etmiyorlar oyuncular doğal olarak. Bütün takımların sevenleri de diyor ki o zaman defolup gitsinler, çaklılar da. İyi de abi, şimdi bak sen sonucu ve ideali söylüyorsun. Ben var olan durumun analizini yapıyorum. Yani Beşiktaş geçen sene uzun süredir şampiyon olmamanın isteğiyle ekstra bir motivasyonla hareket etti. Aynı motivasyonu bulabilecek mi sence? Mesela Vodafone Arena'da daha fazlasını bulacak çünkü bütün maçlar Vodafone Arena'da oynanacak. Örneğin Beşiktaş 4 yıl aradan sonra ilk kez ezeli rakiplerinden Galatasaray'a karşı Vodafone Arena'da ev sahibi olacak. Hakiki ev sahibi olacak. En son mesela 4 maç, ambiyans ilk 4 maçı kazandığını mükemmel. Yani retro futurist, İnönü stadının %90'ı hala duruyor ruhsal anlamda. Ama en yeni statlarında, dünyanın en iyi statlarının da %90 oranda başarılmış yeni hali. Beşiktaş futbolcunun olduğu seyircisinde o açlık var diyorsun yani. Yani direkt şey yapalım. Açlıktan ötesi var. Evet. Ama aynısı Fenerbahçe taraftarı için de geçerli. Çünkü ya geçen sezon o kadroyla oynanan oyun, yani bireysel yeteneklerin toplamından çok daha az yetenekli. Süren bitiriyor, toparlıyorum. Ben bir şey demedim ama şampiyon Beşiktaş olur dedi. Duyun burada. Yani bütün o ihtimaller yerine gelirse süremiz tamamlandı. Fenerbahçe Monaco ile eşleşti. Tur atlayabilecek mi sence? Ben önce bir giriş yapıyorum. Onu sana soruyoruz. 3 dakika süren başladı. İyi de bana niye soruyorsun abi? Senin konu. Ben Monaco'nun şu anki kadrosunun ne durumda olduğunu bile tam olarak bilmiyorum. Bir ara Araplar gelip oraya da deli gibi para harcıyorlardı. Onu Arap biliyorum. Değil, Rus. Rus mu peki? Rus. Ama sonra şey adam sonra boşandı. Diyorsun. Dünyanın en pahalı boşanması olduğu için. Bu gerçek, evet öyle. Yani Guardian'da da, L'Equipe'de de, France Football'da da bu konudaki ortak fikir bu. Ya bizim sektörü abi, en güvenilir 3... Adam nerede boşandı? Rusya'da falan Amerika gibi kanunlar var mı ki? Hayır. Monaco. Ha, adam yanlış yerde boşanmış. Yani şöyle bir terim vardır ya, kadın her şeyi aldı diye. Adamın o kadar çok şeyi var ki. Yani başka 1000 boşanmada neredeyse. En zengin 1000 insanın boşanmasındakinden daha fazla elinden şöyle bayıldı. Dünyanın en zenginlerinden biriydi adam. Dünyanın en zenginin ikisinin ikili oldular. Böyle bir diyelim dünyanın zenginleri arasında. Şöyle ama o süreci atlattı. Bu Rus sahibi Monaco'nun Ribolo ile öyle bir soyadı var. O arada bir küçülmeye gitmişti. James Rodriguez satışıyla zaten kulübün bütçesini dengeledi. Zaten daha sonrasında Monaco'nun yapmak istediği en baştan bir iş. İkinci ligdeyken almıştı takımı. Daha o zamandan 16 yaşındaki hiç Ocampos falan filan onlar oynuyordu. Enkulu da Monaco'daydı gençken. Şimdi transferde Beşiktaş, Lyon, işte Fenerbahçe, herkes de adı geçti biliyorsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Bonservis elinde olan en iyi stoperdi 25-26 yaşlarındaki. Şimdi Fenerbahçe Monaco açısından tur attılar mı? Monaco'ya bakalım. Eğer Fenerbahçe 3-5-2 Vitor Pereira'nın bazen hazırlık maçları denediği ve basın toplantı açıkladığı gibi 3-5-2 kumarına bu maçta gidemez. Bu maçta giderse büyük kumar olur, o zaman turu geçemez.
Ama geçen sezon Shakhtar Donetsk maçından ders çıkartıp geçen sezonun o Fenerbahçe'nin üst üste çok iyi oynamadan da olsa bir farkla da olsa sürekli kazandığı özellikle UEFA Ligi'nde bir kere Fenerbahçe çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Onu söyleyeyim yani Ivan Bebe'ye ve Vitor Pereira'nın kendi kendine ayağına bir tekme atmasına yenildi. Nedir o ve oyundan atılması. Yani oyuncular sen Vitor Pereira'ya güveniyor musun abi? Hayır. Geçen sezon çok daha fazla şey bekliyordum. Yani birçok şeyi düzeltmesi gerektiğini söyleyip duruyorsun ama pek güvenip güvenmediği konusunda şüphelerim var. Benim de var zaten. Gerçekten. Ama artık Vitor Pereira'nın düzeltmesi gerektiğini söylüyorum her şeyden önce. Ben de şöyle bir şey yapayım. Ben özel yani Fenerbahçe ve Monaco'yu tartıya koyarken Vitor Pereira örneğini çok verdim. Bence teknik adamın burada normal bir sezon maçından biraz daha fazla eksik. Sezonun çok erken bir aşamasında oynandığı için bu kadar. Satranç oynaması lazım. Aynen. Burada, özellikle fizik kondisyon hesabını çok iyi yapması lazım. Aynen. Burada bu maçın özelinde sezon planından biraz daha farklı bir şekilde bu maçın özelinde çok daha iyi hazırlanmış olmak, çok daha iyi taktik hamle yapmak. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktan farklı bir durum bu. Çünkü bu iki maçta yerine ve sezonun çok çok erken bir aşaması. Şimdi olarak. Geçen sezon en büyük hata şuydu. Shakhtar Donetsk karşılaşmasında o Diego'nun solda olduğu, önünde de işte iki santrafor olan sistem. Bunun için ligde yapsaydı Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali çok daha fazla olurdu. Ligde bir ara üst üste bir fark kazanıp liderliğe kadar yükseldi ya da işte Beşiktaş'ta arasındaki puan farkı çok az olduğu dönemde ise o zaman oynattığı o böyle sağlam defansif futbol bitti. Böyle Shakhtar maçını oynatması gerekiyor. Tamam bitti. Evet, Veli Kavlak'a gelelim. Oldukça talihsiz bir durum. Boyun fıtığı ameliyatı oldu Veli Kavlak. Ve 4 hafta sahalarda yok yani. Şimdi yalnız 4 haftanın şöyle bir durumu var. Burada ben girmek istiyorum istersen biraz. Boyun fıtığı gibi konuların tam olarak ben hani diğer sporlardan da örnek vereyim. 4 hafta diyorsunuz bu genel geçer iyileşme süreci olabilir. Fakat bu tip sakatlıkların bu şeye benzemiyor. Mesela bilek burkulmasına ya da bacak kırılmasına ya da ne bileyim menisküs ameliyatına ya da işte çapraz bağ kopmasına çok benzemiyor. Yani sakatlığın büyük küçüğünden öte her bir fıtık gibi sakatlıklar yani sinir sistemi ve omurilikle ilgili sakatlıklar her bir vakayı bağımsız değerlendirmek gerektiren sakatlıklar oluyor. Ve yani bir oyuncu gerçekten ya da bir insan diyelim 4 haftada bütün motor işlevlerine kavuşabilse bile başka bir insan aynı sakatlığı birebir aynısı olsa bile 4 ay bile sağlar dönemiyor. Ve açıkçası çok ciddi soru işaretleri barındıran bir durum. Maalesef biz tabii iyisini düşünüyorum ama. Yok iyisini düşünemiyorum gerçekçi şekilde. Veli ile bir pazar sabahı karşılaştım. Bütün futbolcuların izin yaptığı gün pazar sabahı 9.30-10'da Kadıköy'de kendine işte otopark arıyordu. Arabasını park edecek yer. Çünkü işte omuz sakatlığından dolayı gideceği doktoru mutlaka gitmesi gerekiyordu pazar sabahı. Dönmek için her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Ama geçen sezon başındaki o yanlış teşhis ya da yanlış tedavi yüzünden dikkat edersen boyun fıtığı ve omuz. Zaten omuzdan sakatlık geçirdiğin zaman boyun fıtığı olma ihtimali daha yüksek oluyor. Boynundan sakatlık geçirdiğin zaman omuzuna nüksetmesi ihtimali daha yüksek oluyor maalesef. Veli her şeyi yaptı. Bol şanslar ama geçen sezonun ortasından itibaren özellikle bir Türkiye Kupası maçlarında omuzuyla zaten Veli'nin bir numaralı üretim aracı omuz koyarak top çok iyi alan bir oyuncu. Ve omuzu öyle psikolojik falan değil. Aynı doktora gidiyoruz. Aynı sakatlığı geçirdik. Ben böyle profesyonel futbolcu değilken bile diş fırçarken dahi acayip sıkıntı çile çekiyorum. Halı sahada değil sokakta çocuklarla bile oynayamıyorum. Allah kolaylık versin demekten başka söyleyeceğim hiçbir şey yok Veli'ye. Ama elinden gelen her şeyi yapıyor. Kimse Veli'yi suçlamaz. Ha, pazar sabahın köründe hiçbir oyuncu. Mesela ben çok oyuncu biliyorum. Menisküs ameliyatı olduktan sonra ertesi sabah Çeşme'ye uçuyor elinde koltuk denekleriyle. Veli kesinlikle onların tam tersi ama şansı hiç yaver gitmedi o konuda. Ve belli sakatlıklar konusunda yani gerçekten ona çok katılıyorum. Yani oyuncuyu rehabilitasyon sürecinde oyuncu elinden geleni yapmış olabilir. Ama bazen sakatlık ona Van Basten her şeyi yaptı. Aynen. Mikael Poulsen her şeyi yaptı. İtalya'daki savunma oyuncuları da Van Basten'in her şeyi yaptılar sağolsun. Öyle. O zamanki hakemlerin de oyun kurallarında. Şimdi olsaydı Van Basten neredeyse hiç sakatlanmazdı. Yani Messi, Ronaldo'nun attığı gollere büyük saygı duyuyorum. Ama Van Basten dönemindeki kurallarla o iş zordu. Bakınız işte Brezilya Ronaldo'nun İtalya Serie A'da döneminde yaşadığı ağır sakatlıklar 98'den itibaren. Veli Kavlak için çok iyimser yaklaşım. Ama ben her zaman modern tıbbın ve yeterince çalışmanın iyi ihtimalleri arttırdığı görüşündeyim. Günümüzde daha yüksek. Bakalım neler olacak. Hemen yeni konumuza gelelim. Tafarel. Tafarel Galatasaray'dan neden ayrıldı? Galatasaray'dan bu dönemde artık kim birinin neden ayrıldığını sormak bence biraz ilginç bir soru oldu. Çünkü kimin geldiği, kimin kaldığı, ekonomik şartlar, kulübün genel durumu her tür tuhaflığa açık ama tam olarak neden ayrıldı? Bir de çok uzun süredir çok başka antrenörler, çok başka dönemlerde de görevde kalmış. Bu sefer ailevi tamamen.
Çünkü Galatasaray'da çok daha zor dönemlerden geçti. Tabii. Yaşadığı yerde sıkıntılar çekti. Hep kaldı, hep elini taşın altına soktu. Tıpkı kaleciliğindeki gibi. Galatasaraylı ya da Galatasaray'a bağlılığı, Galatasaray'a olan profesyonel hizmet kalitesi en son sorgulanacak isimlerden biri. Benim için tarihin en az sorgulanabilecek Galatasaraylılar kategorisinde ilk 5'e çok rahat girer. Tofana kaç yılında gelmişti kaleci olarak? 90'ların sonunda. 90'ların sonunda. Dünya Kupası'ndan sonra geldi. 1998'de 98, geldi. 98-99 sezonunda ilk oynadı. 18 senedir bir fiil neredeyse Galatasaray'ın hizmetinde bir şekilde. Kaç tane başkan gördü? Kaç tane dönem gördü? Kaç tane teknik direktör gördü? Kaç tane ekonomik kriz gördü? Kaç tane şey gördü? Yani o yüzden ama tabii her şeyin de bir sonu oluyor. Bu biraz doğal bir son gibi. Yani Brezilyalıların bir de aileleriyle bağı çok geniştir. Bir ara Claudio Taffarel ailesiyle bağını kaybetti. Ya mesleki sebeplerden ya özel sebeplerden bilmiyorum. Benim uzmanlık konum kesinlikle magazin değil. Hiç de sevmem futbola magazin bulaştırması ya da spora. Ama buluşturanlara da saygı duyarım. Ben bulaştırmayacağım izninizle. Ama aile önemlidir. Bir de yani Claudio Taffarel'i Galatasaray'da oynadığı günlerden işte oğluyla hatırlayalım. Florya'ya giderdi bireysel antrenman yapmaya. Galatasaray idmanları dışında. Hep böyle oğluyla. Oğluyla abi aile reklamları çekmiyor muydu o? Tabii canım. Şey, yani neler yani. Süt değil, hayır, çikolata. Kaç yıldır göremiyor çocuğunu. Yani belki eşiyle arasında sorun olabilir. Dilelim hallederler. Mutlu olacaklarsa ama çocuk hepsinden önemli. Eşi için de kendisi için de çocuk çok daha önemli. Ya magazin tarafı bir tarafa onun hani özel hayatının ona ait olan bölümünün bizi hiç ilgilendirmeyen bizim de hiç sözü söylemeye hakkımız olmayan bölümünün işine olan etkisini sadece söyleyebiliriz. Yani ailevi durumları dolayısıyla görevine devam etmek. Daha doğrusu Türkiye'de kalmak değil Brezilya'ya dönmek onun için daha mantıklı bir opsiyon. Yani daha gerekli bir opsiyon anladığım kadarıyla. Böyle yani çok örnek var. Yine işte Taffarel kalibresinde ya, efsane futbol insanı. Martin O'Neill yani UEFA finaline çıkarıyor Celtic'i üst üste şampiyon yapıyor. Kupalar sıcak yer kalmıyor ama eşi Geraldine'in hastalığı dolayısıyla bırakıyor. Ya şimdi eşinin hastalığı vesaire diyorsun. Eşiyle durum. Başka bir sebep de olabilir. Yani hastane orada, şey orada. Hepsi Glasgow'da. Hiçbir sıkıntı yok. Bizi en çok ama bırakıyor. Bizi en çok ilgilendiren tarafı yani konu Galatasaray'la mı ilgili Taffarel'le mi? Bu Taffarel'le ilgili bir %99 Taffarel'le alakalı. Ha, %99 ama Taffarel %99 Taffarel'den oluşuyor. %1 Galatasaray'dan. Adam bünyesi Galatasaray zaten. Ve Galatasaray'ın son dönemde de bir sakinleşmesi, bir belli şeyleri yeni oturtması. Galatasaray tarihinde herkes eleştirilmiştir. Hacı dahil. Mesela teknik adamını. Ama ben hiç daha böyle Taffarel'i beğenmeyen, sevmeyen, istemeyen herhangi bir noktasını eleştiren tek bir tarafta cümlesi görmedim. Sen gördün mü? Ben de görmedim. Aynen. Bir de insani açıdan en az sorgulanacak, en az şüphelenecek kişi. Çok doğal. Dembaba'ya geçeyim. Bir saniyem daha vardı, sıkıştırdım. Ya ben kapıyı kestim ama abi. Dembaba'nın kariyerinin sonuna geldik mi sence? Maalesef geldik gibi gözüküyor. Çünkü üst üste çok sakatlıklar geçirdi ve bütün o sakatlıkların tam motorik merkezindeki yerden şu anda en ağırını geçirdi. Ve şimdi biraz evvel sen söyledin. Boyun fıtığı, omuz fıtığı, işte omuz sakatlığı boyunu tetikliyor diye. Bununla ilgili çok özel araştırmalar var. Bu Phoenix Suns'ın NBA'de en iyi sağlık ekibine sahip olan takımdır. Çünkü Michael Redd gibi atıyorum Steve Nash gibi gerçekten çok ağır sakatlıklar, Shaquille O'Neal hatta çok ağır sakatlıklardan sonra tekrar çok kısa sürede basketbola dönmelerini sağlayan çok başarılı bir ekiptir. Onlar hatta sporcu sağlığı ve otomatik sağlık konusunda çok öncü bir ekip. Ve onların genel olarak işte sağlıkta ve ortopedi konusunda özellikle ne yaptıklarını, neyi farklı yaptıklarını anlattıkları çok uzun bir belgesel de var. Orada şeyden bahsediyorlar. Yani sonuçta biz kimseden, yani biz voodoo büyüsü falan da yapmıyoruz ya da kimseden, yani tıbbın şu anda geldiği noktanın dışında bir şeyler yapmıyoruz. Fakat diyor, bir ortopedik sakatlığın sadece ve sadece kendisiyle alakası yoktur. Yani bileğiniz burkulduğu zaman vücudunuz onu dengelemek için diğer ayağınızdan daha fazla güç aldığı için o kas grupları başka kas gruplarına ekler. Ve mesela atıyorum sağ ayak bileğin burkulduğu zaman eğer bel kasların yeterince güçlü değilse sol ayağına güç verdiğin için bu sefer diğer taraftan kesinlikle daha iyi şey alıyorsun. O çok zaten herkesin artık üzerine uzlaşı sağladığı bir nokta. Ve yani Phoenix Suns da bunu zaten tedavileri sırasında paylaşıyor. Çünkü tıp kitapları herkesin paylaşması üzerine kuruldu. Ve şimdi bu sırf bunun üzerine gidiyorlar. Ve burada bahsettiğimiz bunu ard arda sakatlıklar deneyin ya. Bazen futbolcuların kariyeri ya da sporcuların kariyerlerinde çok ağır bir sakatlık oluyor ve gerçekten kariyerini çok derinden etkileyebiliyor. Fakat ard arda gelen sakatlıkların yıkıcılığı daha ufak çaplı olsalar da yıkıcılığı daha büyük olmaya başladı. Çünkü her bir sakatlık o artık iyiden iyi androidletmiş makinenin başka bir tarafını etkiliyor. En kötü örnek Arjen Robben. Evet. 21 ayrı yerinden sakatlık geçirdi ama son zamanlarda bazı yerlerine 3. 4. kez sakatlığı geçiriyor ve yine bu sezon başı yok Bayern Münih'te, Hollanda Münih'te. Ve bir sakatlık diğerini tetikliyor. Diğer sakatlık öbürünü tetikliyor. Kesinlikle. İyiden iyiye o bir, yani
oyuncuların komple biyonik makine olmasını sağlayan düzen aslında bu sefer aleyhlerine işlemeye başlıyor. Bu zaten şey, bir şehir efsanesidir. Bu oyuncu kendine baksaydı çok iyiydi diye. Nereden biliyorsunuz? 24 saati adamla mı geçirdiniz? Ya da hayatınızda adamla 4 sene geçirdiniz mi ki yani? 4 saat geçirdiniz mi ki? Şöyle, onun geçerliği var fakat bunu herkese yayamaz. Yani şu andaki oyuncular için, şu andaki sporcular için %90'ın için bunu asla söyleyemeyiz. Bazı bu kadar sporcunun kendine baktığı bir dönem daha olmadı. Doğru. Best'le Messi'yi karşılaştıralım mı? Ya da Ronaldo'yla Best'le? Zaten şu anda etraflarındaki destek grupları... Spor kültürü başka. Yani spor kültürü başka, kulüplerin kültürü başka, çevresindeki diğer insanların, eşlerinin, arkadaşlarının kültürü başka. Ama hala kendine fazla bakmayan sporcu da var ya. Yani. Var ama hala bakmayıp başarılı olan da var. Lakin bu ileride sağlık sorunları yaşamayacaklarının garantisini vermez. Sağlık sorunları yaşayacaklarının da garantisi değil. Çünkü her bünye çok farklı. Çağla Büyükayça'ya gururumuzu, Çağla Büyükayça'ya geçelim. Olimpiyat, Rio Olimpiyat vizesini aldı. WTA'de 60. sıradaydı. 3. yedekti. Olimpiyata direkt katılacak. Yani direkt oy almak konusunda. Simona Halep çekildi yanılmıyorsam ve ondan sonra da Rio Olimpiyat komitesi açıkladı ve ana tablodan direkt Rio'da oynamaya başlayacak. Başarılı olabilecek mi olimpiyatlarda sence? Ya buraya gitmesi çok büyük ötesi bir başarı. Hindistan'ın Dünya Kupası'na katılması gibi bir şey. Aynen öyle. Ya bizim tenisteki seviyemiz o kadar. Kendimizi kandırmayalım. Çağla Büyükayça'dan önce işte Marcel İlhan yani çok çok sınır. Son dönemde gerçi hani bir tık daha iyiyiz ama kendimizi... Yükseliş ivmesine girdik. Ama işte Azerbaycan'ın futbolda girdiği kadar yükseliş ivmesine girdik. Bunda da ne tenis federasyonunun, ne tenisçilerimizin, ne tenis sevenin kimsenin bir hata suçu yok. Bu kadar. Kötü. Popülerliği bu kadar. Aynen. Ben Çağla bir kere şunu bir kere baştan kabul edelim. Olimpiyatta başarılı olabilecek mi? Bence iyi soru değil. Bir kere oraya gitmiş olması sahiden çok büyük. Sahiden çok. Çünkü bu şöyle bir şey. Olimpiyada yani bizim milli takımın Avrupa Şampiyonası gitmesi eğer başarıysa bu Dünya Kupası şampiyonluğuna denk bir başarı. Aynen öyle. Çünkü dünyada profesyonel tenis oynayan, çok üst düzey oynayan atıyorum 3000 tenisçi varsa onların arasında ilk 70'e girdiğini zaten 128 kişilik tablo var ama rivayet kartlar var. Ve özel haklı olanlar var. Yani zaten profesyonel teniste profesyonel tenis dünyasının %90'ını 95'ini geçtiği anlamına geliyor tabii. Olimpiyata gidiş her şeyden önce. Bu diğer olimpik branşlarda da bizim çok çok karşı karşıya kaldığımız, özellikle yüzücülerle ilgili hani işte klasik havuzda boğulduk tartışması var ya. Yani bir kere olimpiyat A barajını geçtiğiniz zaman herhangi bir branşta zaten dünya üzerinde o sporu yapan diğer bütün sporcuları, aktif sporcuların %90'ını 95'ini geride bıraktığınız anlamına gelir. Bunu bir atlamayalım. Bunu bir baştan koyalım. Üstüne üstlük Çağla'nın sonuçta en son Wimbledon Fransa Açık profesyonel turda kazandığı başarının üzerine bu hakkı almış olması Türk kadın tenisinin zirve noktası zaten. Şu anda kaç yaşında? Tam emin değilim. 27, yolun başında yani. Başını. 27 yaşında. 27 yaşında. Tarihe Türk işi Martina Navratilova olarak geçer sevgili Çağla. Martina Navratilova da çok en başta o kadar popüler değildi, o kadar başarılı değildi. Bak artık tenis sporun en güzel tarafını şu olduğunu düşünüyorum. Eskiden biri kazanmaya başladı mı devam ediyordu. Şimdi o yıkıldı. Özellikle Murray'in erkeklerdeki yükselişi, gelişimi her turnuvada, her sette, her sayıda bu kadar gelişen bir tenisçi görmedim. Bunu sadece çalışarak yaptı. İskoçya'dan var mı canım daha önce tenisçi şimdi? Var mı? Kim var ya? Yani? McEnroe İskoçya kökenli. İskoç kökenli. Ama hani, abi o kadar adamların kültüründe var şimdi. İskoç kültüründe pek yok. İngiliz dersen ya, belki. Ya tamam da İskoç İngiliz bir aralar. Sonunda zaten İngiliz gazetecilere bile şunu yazdırmayı başardı Murray yükselişiyle. Eskiden Murray kazandığı zaman Britanyalı tenisçi kazandı. Kaybettiği zaman İskoç tenisçi kaybetti. Yani ne demek istiyorlardı? İskoçya'da yok. Bizde var, biz Britanya'nın patronuz. Şimdi herkes böyle kabak gibi yazıyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor. İskoç tenisçi kazandı. Çağla başarılı oldu olimpiyatta diye değiştiriyoruz o alt yazıyı. Hemen yeni konumuza gelelim. Bir başka olimpiyat konusu ve son dönemde aslında uluslararası spor dünyasının bir numaralı konusu haline geldi. Rusya'nın, şimdi IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yeni toplandı. Ve ciddi bir şekilde Rusya'nın ülke olarak olimpiyattan men edilmesi söz konusu. Ben olacağına çok ihtimal vermiyorum. Gene şöyle, eğer eldeki verilere falan bakarsan, çünkü asıl hikaye su çıkış olimpiyatlarında Rusya'nın devlet eliyle tüm sporcularına organize bir şekilde doping yaptırdığı iddiası var ve bununla ilgili kanıtlar da var. Ve bu yüzden de Rusya'nın ülke olarak bütün branşlardan dopingden men edilmesi gerekiyor. Şimdi son dönemde dopingle mücadelede bu ciddi bir silah haline geldi. Halter'de mesela bireysel olarak çok başaramadıkları için mesela Türkiye'de almıştı aynı cezayı. İşte Türkiye'de 3 tane doping çıkıyor, ülkeyi tamamen bütün halterceri men ediyorsun. Rusya'nın durumu devlet eliyle yapılan bu organizasyondan dolayı bütün branşlarda bütün takımları men etmek üzerine. Ben yalnız bu kadar radikal bir karar alacaklarına çok inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Yapmamaları da gerekiyor.
Neden dersen bu biraz böyle zihniyeti yıkmak gerekiyor. Bu Sovyetler Birliği dönemindeki Doğu'yla Batı'nın işte Sovyet diktatörlüğüyle Batı'daki kapitalizmin böyle kapışmasında onların bir iç propaganda aracıydı ve kazanmak için her yolu meşru görüyorlar. Doğu Alman gülle takımıyla ilgili esprileri hepimiz biliriz. Tıraş reklamda öne çıkmışları. Gerçek ve çok sağlığa zararlı rezalet bir şey yani. Yarmila Karataş bile bu hatırlamıyor musun? Hiç kazanma daha iyi. Yani çünkü hayatı kaybediyorsun bir. İkincisi bu ülkelerde zaten devletin kontrolü olmadan, devletin rızası olmadan doping moping yapmak imkansıza yakın. Bence sporcuları doping yaptıracak gücü varsa devletin dopingi hiç yaptıramayacak. Tam tersine çevirecek de gücü var. Geçen günlerde Rusya devletinden gelen açıklamaları dinledim. Bu kez hani komplo falan filan değil, daha gerçekçi yaklaşıyorlar. Bence sporcuları değiştirsinler. Elbet doping yapmayanlar vardır. Onlar katılsın. Arıyor bulunsun. Çünkü dünyadaki siyasi çalkantılar bir de olimpiyata falan sıçradı mı hakikaten hiç yani tarihin en kötü zamanları falan diye geçer tarihe. Ben de çok kapsamlı bir ceza olması gerektiğini ama bütün bir ülkenin sporcunun cezalandırılması gerektiğini anladım. Artı bir de burada, kesin yapmayanı da var. Başka dal, bazı dallarda yapmaya hiç gerek yok ki. Şöyle bir şey var. Doping konusunda ben... Curling'de niye yapacaksın? Bana söyler misin? Abi sen dalga mı diyorsun? Esas o tip dikkat isteyen... Mesela ben okçulukta hiç olmadığını en çok okçulukta yapıyorum. Okçulukta yapar. Konsantre toplamak için. Ya şimdi şöyle bir şey var yalnız. Bir de bence çok ciddi bir doping tartışmasını tekrar açıklaması lazım. Curling'de de olur diyorsun. Onu da olur. Konuda da beni bir aydınlat da. Ben anlayamıyorum çünkü. Ben oyunun amacını tam anlayamamış. Şöyle... Abi el titremesini engelleyen şeyler var. Evet. En basit. Onlar bile geçerlidir. Yani aynı şey okçulukta falan da geçerli. Konsantrasyon sağlamak, konsantre sağlamak. Okçulukta zaten olur. Aynen. Benim esas şey yaptığım konu dopingin tanımı ve cezalarının tekrar bir belirlenmesi lazım. Çünkü artık doping bu şeye benziyor. Hırsızların dünyasında en büyük günah yakalanmaktır diye. Doping yapmayan üst düzey sporcu sayısı çok azaldı. Yani bunu doping klasmanına giren herhangi bir şey kullanmıyor. İlaç kullanmıyor. Evet. Bence de o bir kere sınıflandırma baştan yapılması gerekiyor. Ve konu kapandı. En güzel yere girdikten sonra. Ve son olimpiyat konumuz. Son dönemin biraz hani magazin demeyeceğim bunu ama olimpiyatın sportif tarihiyle alakalı olmuyor ama sportif tarafını inanılmaz etkileyen bir konu var. Son dönemde tabii olimpiyat olmadan da bu tıp dünyasında çok gündeme gelmiş. Güney Amerika'da çok hızlı yayılan bir durum bu. Zika virüsü. Şimdi olimpiyattan dolayı Rio'ya gelecek sporculardan dolayı daha global. Sadece Güney Amerika ile sınırlı kalmayan daha global olarak daha büyük figürlerin de çok endişe ettiği bir konu haline geldi. Zaten NBA basketbolcularının bir kısmı Amerikan milli takımına gitmeyi bu Zika virüsü yüzünden pek kabul etmek istemediler. Zika virüsünün Rio olimpiyatlarına giden bazı sporcu etkili, bazılarının gitmekten vazgeçtiği, Rio olimpiyat köyünün çok ciddi bir şekilde özel korunmak, korunacağı vesaire gibi konular söz konusu. Olimpiyatı vuracak mı diye soruyorlar. Şimdi bence bir miktar vurdu zaten. Bu arada baştan söyleyeyim yani bazı sporcular mesela NBA'deki bazı oyuncular gitmiyor. Olimpiyatı vurabilecek güçteyse bütün dünyayı vurur. Özellikle vurdu yani Afrika gibi ülkelerde sağlık hizmetlerinin çok düşük seviyede olduğu ülkelerde insanlar mahvolur, yok olurlar. Yani dünya nüfusu yok olur. Şöyle Zika'nın asıl problemi Zika öldürücü bir virüs değil aslında. Ama bir süre sonra öldürücü hale geliyor mu bu tip virüsler? Şimdi yeni diye tam teşhis edilmedi. Genetik olarak da bir de çocuk sahibi olmayı yapıp bir sonraki çocuğunda genetik deformasyonlar bırakabilen bir etkisi var. Fakat aynı şimdilik zamanda... Kaan. Ha doğru. Evet. AIDS de ilk çıktığı zaman hatırla. Ölümcül bir hastalık olarak addedilmemişti. Sonra tekrar ölümcülükten çıktı ama. Ama çok uzun süre ölümcül ve çok şimdi, insanın hayatına şimdi mal zaten, oldu. Yani HIV'nin HIV 8 yeni versiyonu çok daha ölümcül. Yani o da değişti. Böyle birçok hastalık var biliyorsun. İlk çıktığı zaman ölümcül bulunmamakla beraber. Ben bir kere bu konuda çok radikalim. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler herkes objektifle bir araya gelip uluslararası ilaç firmalarının kardeşim hangi deneyleri yaptıysanız hepiniz birleştirin ve bazı konular öyle çok özür dilerim yapacak bir şey yok. Ya yani ilaç sektörü zaten gayet karlı bir sektör. Biraz daha az kâr edebilirler bir süreliğine sonra çok daha fazla kazanacaklardır. Bunu mantıklı şekilde onlara anlatarak ikna etmek gerekiyor. Bulunduysa sürün. Ortaklaşa güçleri birleştirin en azından bazı ilaçlarda. Biliyorum bütün dünyayı aynı anda aynı sağlık hizmeti her yerde hiç Kanada'daki kadar olamaz. Orada nüfus farklı, iklim farklı. Afrika'da Kanada'yı karşılaştırıyorum. Ama bir orta yol bulunabilir. Olimpiyatlara sağlık dediği de olacak bir virüs dünyanın tamamını ölümcül bir virüse dönüşebilir. Bu arada o konu çok önemli. Çünkü zaten Zika virüsü tüm günü Amerika'da çok ciddi bir tehdit olup bu arada yani
tıp konusunda, global tıp gelişimleri konusunda, global sağlık gelişimleri konusunda herkes bunun farkındaydı. Rio Olimpiyatı bu konuyu daha fazla gündeme taşıdı diye ortaya çıktı. Çünkü Zika aslında, Amerika'da da. Hani o yüzden. Aynen. Zika zaten önemli bir tehditti. Şimdi bu tehdit daha global ölçekte algılanmaya başladı. Yoksa aslında kimsenin göz ardı etmiyor. Buradan halkımıza da sesleniyorum. Ne olursunuz artık bize gelmez, buraları uzak şey yapmayalım. Bakın o domuz gribinde en başta yaptık. Ya ne alakası var falan. İsme aldanmayalım. Bu konuda tıpta en güvendiğiniz kişilere, kurumlara danışalım. Gitsin bitsin. Bu sıkıntıyı yaşamayalım paniği. Bari ülkenin bir kısmına hani şey yapayım dedim. Bir ters köşenin daha sonuna geldik böylece. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok güzeldi. Evet bence de. Çok zevkli. Aynen. Perşembe bir daha, gelecek hafta iki kere daha görüşeceğiz. Ama bu iş, moderasyon işini sorgulayacağız. Sorgula, bir dakika süre sence. Bence hayır, 15 dakika 15 dakika moderasyon çok zevkli olur. Ya süper. Yani zaten ama izleyicilerimiz bilir nasıl format olsun. Onlar belirlesin. Onlar o zaman belirlesin. Onlar bize bilgi, feedbacklerini, geri dönüşümlerini göndersinler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahakine görüşmek üzere.